rgt 24 e reaktif güç kontrol rölesinde elle kademe değeri tanıtmadan önce kademeye bağlı olan kondansatör veya şönt reaktörün bağlantılarının doğruluğunu ve enerji uygulayarak akım kontrolünün yapılmasını tavsiye ediyoruz. rgt 24 e reaktif güç kontrol rölesinde ikinci kademeye 1.5 kVar kondansatör değerini elle girelim. Reaktif röle enerjideyken Menüye girmek için menü tuşuna 1 saniye boyunca basılı tutun. Menüye girdiğimizde ekrana kademe değerleri gelir. Menü tuşuna tekrar basarız. Ekrana kademe testi gelir. Yukarı tuşuna basıp işareti evete getiriyoruz. Ardından menü tuşuna basarız. Reaktif röle Gelen ekranda kademelerin hepsini mi veya sadece birini mi test etmek istediğimizi sorar. Aşağı tuşuna basarak işareti teke getiririz ve sonra menü tuşuna basarız. Reaktif röle gelen ekranda test edilecek kademeyi seçmemizi ister. Yukarı tuşuna basarak ikinci kademeyi seçeriz ve sonra menü tuşuna basarız. Reaktif röle devrede olan kademeler varsa devreden çıkarır. Cihaz kademe testine başladığını ve bu testin daha sağlıklı olabilmesi için sistemde hızlı yük değişiminin olmaması gerektiğini bildirir. Reaktif röle bu uyarıyı verdiğinde yukarı tuşuna sürekli basılı tutalım. Ekrana elle kademe değeri gireceğimiz menü geldiğinde yukarı tuşunu bırakalım. İşaret en solda R fazını göstermektedir. 1,5 kilovar kondansatör değeri için her faza 0,50 kW kondansatör değeri girmemiz gerekir. Yukarı tuşuna basarak R fazına ait değeri 0,50'ye getirelim. Ardından menü tuşuna basalım. İşaret ortada S fazını gösterdiğinde yukarı tuşuna basarak değeri 0,50'ye getirelim. Ve ardından menü tuşuna basalım. İşaret en sağda T fazını gösterdiğinde yukarı tuşuna basarak değeri 0,50'ye getirelim ve ardından menü tuşuna basalım. Gelen ekranda reaktif röle girmiş olduğumuz değerleri kaydetmek isteyip istemediğimizi sorar. Kaydetmek için yukarı tuşuna basarak işareti evete getiririz ve ardından menü tuşuna basarız. Reaktif röle girdiğimiz kademenin 3 faz olduğunu ve kademe ölçümünün bittiğini bildirir. Daha sonra kademe testini sağlıklı yapıldığını teyit etmek için menüye girip ikinci kademe değerlerini kontrol edebilirsiniz.